Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Men seleke tariga kim bir yola girip yeltemisu fihi ilma o yolda ilim talep ederse ''sehalallahu lehu bihi tarigan ilel cenne Allah onun bu ameli hürmetine cennet yolunu ona kolaylaştırır. O halde kim kendisine cennet yolunun kolaylaştırılmasını isterse ilim yoluna girsin. İlim talebesin, ilim talebesi olsun. Çünkü ilim yolunun sonu cennettir ve ilim kişiyi cennete götürür. Tabi o ilim Allah için tahsil edile ve sahibi onunla amel ede. Hadis-i şerif şöyle devam ediyor. Vameci tamaga toplanan hiçbir kavim yoktu ki. Nerede toplanan? Fi beitinim buyutilla Allah'ın evlerinden bir evde. Yani bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde, mesela camide, medresede veya böyle bir yerde toplanırsa yetlune kitab Allah. Allah'ın kitabını okuyup ve yetedavesunehu beynehum ve o kitabı aralarında mütala ederlerse yani Allah'ın kelamını anlamaya çalışırlarsa illa nezelet aleyhimus sekine onların üzerine sekine iner. Sekine manevi feyiz ve berekettir. Allah'ın kitabının okunduğu ve mütalaa edildiği ve böyle bir feyiz ve bereket iner. Ve gaşiyethumu rahme, rahmet onları kaplar. Ve haffethumul melaike, melekler onları kuşatır. Ve zekarahumullahu fîmen inde. Ve Allah onları katında olanlar içinde anar. Yani melekler içinde onlardan bahseder. Allah'ın kelamını anlamak için toplananların nasıl bir nimete mazhar olduğunu gördünüz mü? Üzerlerine sekine iniyor, rahmet onları kaplıyor, melekler onları kuşatıyor ve Allah onları katındaki meleklerin arasında zikrediyor. Onun ismi semada anılıyor. Allah bu nimete bizi de mazhar etsin ayaklarımızı hak sohbetlerden ayırmasın. Muhakkak bir sohbet halkasına dahil olalım. Unutmayın ki sohbete giderken üzerimize bulaşan tozlar yarın mahşer günü yüzümüzün akı olacak. Allah'a emanet olun.